Selamünaleyküm hanımlar. İğne ve Tuğyalar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere tığla yapılan bu motifi anlatacağım. Bu motifimizi havlu kenarlarımıza, mevlüt örtülerimize kullanabiliriz. Şimdi örneğimize başlayabiliriz. Başlarken beyaz ipimizi biraz uzun bırakacağız. Çünkü buradaki kaz ayaklarımızı yapmak için uzun bırakıyorum. İğne ile dikeceğim onu. Şöyle bıraktım. Geliyorum, zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben bunun ortasına 8 tane zincir çektim ama çok zor toparladım. O yüzden bunu 10 zincirle başlıyorum. Geldim. Sık iğne ile birleştirdim. İlk önce bir tane zincir çekeceğim. Ve sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. 3 tane sık iğnemi tamamladım. Netliğimizi ayarlayalım. 3 zincir, 3 sık iğne yaptım ve bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Ve en baştaki sık iğnemi. Geldim. 1, 2, 3. Sonuncuya tekrar batıyorum. 4. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum ve ilk baştakine. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar çevirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çevirdim. Bir zincir çekip. Sık iğnelerimiz üstte 9 tane olacak hanımlar. 9 tane olana kadar yapıyorum. Zincir çekip çevirdim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bir sıram daha kalmış. Evet, 9. Şimdi çeviriyorum. Bir zincir çektim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Tam ortadaki sık iğnemi geçirdim. Yani şöyle. Bir, iki, üç, dört, beş. Tam ortasındakine. Beşinciye geçirdim. Sık iğneyle kapattım. Tekrar iki, üç, dört,
5, 7, 8, 9 zincir. Geldim en sondaki sık iğneme kapattım. Bir zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sık iğne yaptım. Ve bu birleştirdiğim sık iğneye de bir tane yapıyorum. Tekrar 9 tane sık iğne kapatıyorum. Ve burada zincirin sık iğne yaptığım yere hanımla geliyorum. Buraya da yapıyorum. Bir tane ve iki. İyice sıkıştırıyorum. Kestim. Arkaya doğru yatmasını istediğim için şöyle elimi tutacağım ve yapıştırdım buraya için. Şimdi diğer rengi alacağım. Geldim. Bir tane düğüm yaptım. Geliyorum yuvama. İkinciye iyice yanaştırdım. Sık iğnemi yapıyorum. Bir, 2, 3. Dönüyorum bir zincir çekip aynısını buraya da yapacağım. Dokuz tane olana kadar yapalım. En sondaki sık iğneye battım. Burada şimdi eklememiz var hanımlar. Geldim. Üstteki beyazın sık iğne olanı. Bunu birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. Ve üstünü yine 9 tane sık iğne ile tamamlıyorum. Bu pembeyi başlarken de ipinizi uzun bırakırsanız ben unuttum şu anda yapmayı. Çünkü beyazın üstünü pembeyle geçeceğiz. Kaz ayağını pembeyle yapacağız. Yani tekrar iplik eklemek zorunda kalmazsınız. Sonra sık iğnenin olduğu yere geldim. Ve kesip yakacağım. Şu beyazım göründüğü için onu da iyicene yakacağım. Evet, birleştirmesiyle bu şekilde İki tane pembe, iki tane de mor yapıp bitireceğim ben. Bıraktığımız beyaz ip uzun olan kısım. Geldim şimdi. Başlıyorum. Şu boşluktan ortadan geçirdim. Biraz yakınlaştıracağım. Evet. Geliyorum. Kaçıncıya? 1, 2, 3, 4. Beşinci çukur olan yere geldim. 1 ve 2. Yerden iğnemi geçirdim ve çekiyorum.
Şimdi tam ortadan üstten ikinciye, orta kısmına geldim. Ortadan boşluktan çektim. Bunu da aynı ilk yaptığımız sırasına göre geliyorum. Kaz ayağımı tamamladım. Diğerine geçeceğim. Burada önce ortadakini yapacağım. Çünkü kenarı bu şekilde kayacağı için ipi. Tam ortadakini yapıyorum. Ortadan geçirdim. Kenardakini. Evet, buradakini de tamamladık. Burada beyaz olan kısmımı bitireceğim. Şimdi tersini çeviriyorum. Şu altta pembenin sık iğne olan yerinden geçirip bir düğüm atıyorum. Dediğim gibi başlarken pembeyi de uzun bırakırsanız tekrar ip geçirmek zorunda kalmayız. Ben burada pembe ekleyeceğim unuttuğum için. Sık iğnenin olduğu yere geldim. Ve ipimi düğümledim. Ortadan geliyorum. Aynı buraya da yapıyorum. Evet, burada kaz ayağımız tamamladı. Tamamladık. Bunu isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz ya da morla ya da pembeyle şöyle bir tohum geçiriyorum alttan sık iğneden ve karşı taraftan. İğnemi şu şekilde geçirdim. Ve şöyle bir tohum yapabilirsiniz. İsterseniz renkle, sarı iple de yapabilirsiniz. Şu an 17 tane sardım. Ve çekiyorum. Şöyle yavaşça iğnemizden geçiriyoruz. Çekelim. Bu ortasını kapatmak isterseniz böyle de yapabiliriz. Alttan geçiriyorum. Şimdi bir yerden daha geçeceğim çünkü bu ortasının kabarmasını istemiyorum. Tam ortadan geldim.
düğüm atıp keseceğim. İpim çıktı. Ve en sonunda tüm iplikleri yakacağım. Evet hanımlar, bu benim sizlerle yaptığım, dediğim gibi ortasını böyle kapatabilirsiniz ya da bu şekilde açık bırakabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir motifimizi. Dediğim gibi yazmalara, havlulara, namaz örtülerine, zincir davarasına yapıp koyabilirsiniz bu motiflerimizi. Bir yeni videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın hanımlar.